Şimdi Atatürk'ün en büyük hedeflerinden bir tanesi aslında köylüyü milletin efendisi yapabilmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşmasında köylü milletin efendisidir diyor. Ama devamı da var tabii ki. Fakat yüzyıllardır oradan oraya savaşlarda yorduğumuz, vergisini aldığımız köylüyü milletin efendisi yapabildik mi? Kurtuluş Savaşı'ndan itibaren Atatürk'ün hedefi aslına bakarsanız köylü milletin efendisi yapabilme noktasında olacaktır ve Cumhuriyet'le birlikte de bu anlamda da önemli adımlar atacaktır. Önemlidir köylü, neden önemlidir? Çünkü Türk toplumunun ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin %80'ini oluşturmaktadır. Yani 1920'lerin Türkiye'sine baktığımızda köylü Türkiye'den bahsedebiliriz. Kentleşme olgusunun henüz olmadığı, halkın önemli bir kısmının köylerde yaşadığı bir toplum yapısı var. Tabii köylüyü milletin efendisi yapmak derken hedeflenen ne? Eğer köylüyü kalkındırabilirseniz, güçlendirebilirseniz aslında cumhuriyeti de güçlendirmiş olacaksınız. Yani toplumun %80'ini güçlenmesi demek, onlara yönelik projeler üretilerek kalkındırılması demek, yeni kurduğunuz devletin de dünya üzerinde söz sahibi olması anlamına geliyor. Bu anlamda neler yapılacak? Aslına bakarsanız Kurtuluş Savaşı'nı önemli ölçüde köylüler destekleyeceklerdir. Ama çok da bilinçliler midir? Hayır. Büyük toprak sahipleri Kurtuluş Savaşı'nı destekledikleri için. Onlar da ağaları, eşrafları ne derse onun dediği noktada savaşı destekleyeceklerdir. Eğer bulundukları bölgede eğer padişah yanlısıysa padişahı destekleyeceklerdir. Şeyhülislam fetvası ile de işte o Kurtuluş Savaşı'nda çıkan iç isyanların önemli insan kaynağını oluşturan köylüler aslında çok da bilinçli değillerdir. Sadece bulundukları bölgedeki etkin isim kimse ona yönelik hareketlerini belirleyecekler. Tabii bu konuyla ilgili olarak mesela Aralov'la Sovyet elçisi Aralov'la Mustafa Kemal'in daha Kurtuluş Savaşı yıllarında bir görüşmesi vardır. Aralov, savaş bittikten sonra sosyalizme geçmeyi düşünür müsünüz diyecektir. Ve Mustafa Kemal çok açık ve net bir şekilde asla sosyalizme geçmek istemiyoruz. Zaten Rus köylüsüyle Türk köylüsü de çok farklıdır diyerek bunun altını çizecektir. Bu görüşmeyi niye önemsiyorum? Aralov daha sonra anılarında da bunu ifade edecektir. Mustafa Kemal hiçbir zaman takiye yapan bir lider olmamıştır. Açık nettir. Yani savaş sırasında Sovyetlerle yakın ilişkileri vardır. Sovyetler tabii ki yeni rejimlerini bir mücadele veren, anti-emperyalist mücadele veren bir ülke, Kurtuluş Savaşı'nı destekleyeceklerdir ama Mustafa Kemal onlardan yardım alıyoruz, onlara şirin görünelim gibi bir kaygıyı taşımayıp çok net bir şekilde de ortaya koyacaktır. Savaş bittikten sonra yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra durum ne olacaktır? Aslına bakarsanız Cumhuriyet ilan edilmeden öncesinde biliyorsunuz Lozan Antlaşması, Lozan Barış Görüşmeleri iki aşamadır. Ve bu süreçte birinci aşama sekteye uğradığında İzmir'de bir iktisat kongresi toplanır. 17 Şubat 1923 ve bu kongreye aslında Türkiye'deki belli grupları temsilciler katılır. Kimlerdir bunlar? Tüccar sınıfı, sanayici sınıfı, köylü sınıfı, işçi sınıfı. Şimdi ve peki o dönemde Türkiye'de bir tüccar, bir sanayici sınıfı var mıdır? Ya da tabii bununla bağlantılı olarak bir işçi sınıfı var mıdır diyecek olursanız yoktur. Ama Cumhuriyet'le birlikte ya da yeni kurulacak devletin hedeflediği bir şey vardır. Yani Mustafa Kemal ne istiyor? Biz 20. yüzyılda çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bir toplum olmalıyız. 20. yüzyılın güçlü devleti nedir? O döneme baktığımızda sanayileşmiş ülkelerdir. Yani 1830'larda sanayileşme sürecini tamamlamış. 1789'la birlikte de aslında demokrasiye, cumhuriyete geçmeye başlayan ve 20. yüzyılı şekillendiren olaylardır. Bu ülkeler 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken Birinci Dünya Savaşı'nda da buna ayak uyduramayan ülkeleri emperyalist bir şekilde sömürmeye başlayacaklar mıdır? Evet. Osmanlı'nın parçalanışı da bu boyuttadır. Ve Mustafa Kemal ne yapacak? Biz bu emperyalist baskılar altında kalmamamız için, güçlü bir devlet olmamız için ne yapmalıyız? Sanayileşmiş bir ülke olmalıyız. Sanayileşebilmek adına da yapılması gerekenleri tek tek uygulayacak ve İzmir İktisat Kongresi'ni toplayacaktır. Kongreye katılan köylü temsilcilerine baktığımızda tüm Anadolu köylüsünü temsil eder mi sorusuna aslında en güzel yanıtı yine o dönemde
belki gazete köşe yazarları ifade edeceklerdir ki Gündüz Ökçü'nün çalışmasında, İzmir İktisat Kongresi ile ilgili çalışmasında da çok güzel ifade edilir bu. Kimler katılabilecektir? Sadece büyük toprak sahibi köylüler İzmir İktisat Kongresi'ne katılacaktır. Fakir ya da küçük üretici köylü ya da topraksız köylünün hakları temsil edilmeyecektir. En somut bunu nerede görüyoruz? Aşar vergisinin kaldırılma sürecinde verginin kaldırılmasını köylü temsilcilerin istemesi beklenirken tam tersine köylü temsilcileri bu konuya çok da sıcak bakmayacaklardır.